Hepinizin bildiği gibi 1765 yılında Paris'te ilk yiyecek içecek işletmesi faaliyete geçmiştir. Daha sonra 19 ve 20. yüzyıllarda da yiyecek içeceklere hizmetini sunan oteller çalışmaya başlamıştır. Mutfak akımlarının ortaya çıkmasının nedenleri 17. ve 19. yüzyıllar arasında ticaretin ve keşif yollarının keşfedilmesiyle birlikte Avrupa'ya ürünlerin taşınması, işte büyük göçlerin olması sebebiyle insanların göç ettikleri yerlere kendi kültürlerini götürmeleri ve globalleşen dünya diye kısaca özetleyebiliriz. Bu sebeplerden dolayı gastronomik akımlar ortaya çıkmıştır. Peki bu nedir bu gastronomik akımlar? 17. yüzyılda Fransa'da başlayan rafine mutfağı, işte yeni mutfak akımı yine 17. yüzyılda Fransa'da başlayan fast food, avantgard mutfağı, füzyon mutfak, en az iki mutfağın birleşmesiyle ortaya çıkan biz Türk şeflerin de en merak saldığı füzyon mutfak, kantarın topuzunu zaman zaman kaçırdığımız. Onun dışında moleküler gastronomi ve İtalyan bir gazetecinin fast food'a karşı tepki olarak başlatmış olduğu slow food şu anda dünyada herkesin bildiği bir şey. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Çünkü biz de yaşayan mutfak diyoruz ama kendi ülkemizde bile tanıtamıyoruz bu yerli akımı. En sonunda zaten sizden destek isteyeceğim bu konuyla ilgili. Çalışmanın amacı ve önemi ne? Bu çalışmanın amacı ve önemi ilk başta her şey dahil sisteminin getirmiş olduğu kalıplaşmış anlayışın dışına çıkarmak misafirleri. Her şeyden önce bununla yola çıktık zaten. Otellerdeki misafirlerin mutfak deneyimlerini arttırmak ve misafir memnuniyeti yükseltmek. Repeat guest yani sadık misafirler oluşturabilmek. Yöreli zenginliklerini tanıtmada yaşayan mutfakların etkili olacağını düşünerek yola çıkıyor. Şimdi başlıyoruz yaşayan mutfak sorununa. Şu an başladık tam anlamıyla. Bir, restorana gittiğinizde ya da bir otele gittiğinizde beklentiniz nedir? Bir yemeğin lezzetli olmasını beklersiniz. Öncelikle gelen ürünün lezzetli olmasını istersiniz. Daha sonra sunumu güzel olsun deriz. Böyle bir beklentimiz olur. Göze hitap etsin, sonra damağa hitap etsin. Ve sağlıklı, taze olsun, hijyenik ortamda hazırlanmış olsun. Bizim başka bir beklentimiz yoktur diye düşünüyorum. Biz bu beklentilerin biraz dışına çıkmak istedik yaşayan mutfakla. Her yemeğin bir hikayesi olduğunu bilip misafirlere bu hikayenin bir parçası yapmak istedik. Akılda kalmak istedik. Akılda kalmanın da tek yolu beş duyu organına hitap edebilmektir. Buna inanıyorum. Akademik tarafında da yani misafiri tatil yaptırırken eğlendirirken aynı zamanda dinlendiren bir takım olmasından dolayı özellikle turistlere aynı zamanda Türk misafirlere de yerli misafirlere de biliyorsunuz ki bizim artık biz de yerli misafirlere de zamanında. Onlara da hoş vakit geçiştirme dönemiyle çıkmış bir akım. Beklenmiş çalışmanın temel çerçevesi konukların boş zamanlarında yemeği ihtiyaçlarını yani tüm ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda sosyal olup geçinmelerini sağlamak olarak özetleyebiliriz. Kısacası yaşayan mutfak esasında hayata resmetmektir. Birazdan bunu örneklere geçtikçe bu anlattıkların daha çok akıllarda oturacak tamamlamıyla. Mesela şekli bilmiyor. Bundan hepsi tabii ki bir tanesi çok rahatsızlıyor bence. Şimdi işte ben olaydan geldikten sonra diyor. Benim mesela bir kahvaltıya başlıyorum tabii ki. Önce sabah 8'de. 45'te bir kahvaltı yapılıyor. Daha sonra Bosun'un en büyük yöresel pazarı olan Mısır Pazarı'na birlikte gidiyoruz. Orada misafirlere bütün Türkiye'deki lezzetleri, bütün hayvanları, pazarda ne gördülerse, hepsini teker teker anlatıyoruz. Burası mesela siyah turun öksürüğe iyi gördük geldiğini anlatıyorum. Yani ortasın orijinalinde içerisinde bazı ekibini beklettiğimizde vesaire şöyle bakıyorlar. Türkiye'ye gidiyorlar, görüyorlar. Daha sonra seradan sebze topluyorlar ve zeytinyağı fabrikasına geliyorlar. Zeytinyağı fabrikasında dalından sofraya zeytin nasıl işleniyor, zeytinyağı halini nasıl veriyor, işletmeci tarafından alınmıştır. Daha sonra da alınmalı zeytinyağlar hazırlıyor. Bu arada denemenizi tavsiye ederim. Güzeliye bir zeytinyağı. Ya ekmeği batırıp daha sonra üzerine bal koyduğunuzda çok farklı bir tat denediğinizin farkına varacaksınız. Gerçekten çok güzel bir uyum oluyor orada. Burada farklı farklı zeytinyağlar var. Onların tadına bakılıyor. Daha sonra burada yine eski bir evde odun ateşinde gözleme, semaverde çayla öğle yemeği geçiştirdikten sonra
pazardan alışveriş yaptığımız ürünleri Chef Lego'da akşam mutfağın içerisinde pişiriyoruz misafirlerle beraber. Keyifli bir gün oluyor. İlk sunumda bir misafir vardı. O misafirimiz İsviçreli. 20 yıldır Türkiye'ye geldiğini söylüyor. Bu Chef Lego'da onun söylediklerini sizinle paylaşmak isterim. Şurada en başta oturan misafir. Şuradaki. Ben 20 yıldır Türkiye'ye geliyorum ama Türkiye'yi daha bugün tanıdım dedi. Çünkü biz Türkiye'yi basından bize anlatıldığı kadar, ki biliyorsunuz çok iyi anlatılmıyor maalesef, ve çevremizdeki Türk arkadaşlarımızın yaşantısı kadar biliyorduk. Burada otele geliyoruz, hapsoluyoruz ve ülkemize dönüyoruz. Ama bugün pazara gittik, köylüyle bizzat temas halinde olduk, köylünün evine gittik, seraya ürün topladık. Yayık ayranı ikram etti, zeytinyağı fabrikasına gittik, odun ateşinde gözlemeydik. Ben Türkiye'yi bugün tanıdım dedi. Dolayısıyla gerçekten yöreyi tanımak, yöreyi bilmek çok çok önemli. Bu Türk misafir için de önemli. Lütfen bu konuyu sadece yabancı misafir olarak algılamayın. Biz de son derece kültürümüze uzarız maalesef. Diğeri bahçe kahvaltı. Bahçelerimize çocuklar geliyorlar. Sepetlerde böyle aileye sepetleri veriyoruz. Çocuklar topluyorlar. Daha sonra şeflerimiz bahçede çocukların toplamış olduğu bu domateslerden menemen yapıyor. Tamamen organik köy kahvaltısı bahçenin içerisinde. Önceden ısıtılmış güveçte misafirlerimize getirilen o sepetin içerisinde samanın üzerinde gelen köy yumurtasını kendisi güvecin içerisine kırıyor. Kendi masasında kendisi pişiriyor. Bu da yine güzel bir deneyim oluyor misafirlerimiz için. Bu da bir yaşayan mutfak aktivitesi. Canlı yayın. Daha önceki çalıştığım otelde apartlar vardı. Apartlarda mutfaklar vardı biliyorsunuz. Reçeteyi hazırlıyoruz. Mesela burada da vişneli lahana sarma vardı. Reçetesi yazılıyor. Malzemeyi misafir satın alıyor. İki kişilik malzemeyi. Örnek veriyorum. Salı günü saat 4'te info kanalda hazır olacak şekilde. Onlar mutfağında. Ben de kendi mutfağımda hazır bir şekilde hem tarif ediyoruz hem yapıyoruz. Onlarla karşısına göre. Şurada arkadaşımız evinde bir internet telefon göreceksiniz. İşte bu telefonu arıyorlar. O lahananın damarını nasıl ezdin, tekrar anlatır mısın o kısmını diye. Hem Türk mutfağını öğrenmiş oluyorlar, reçete kendilerinde kalıyor, hem de keyifli bir şekilde farklı bir tat denemiş oluyorlar. Burada rekreatif mutfak uygulamalarına bir örnek var. Mesela ana yemeği balık olan bir menüyü nasıl farklı sunabilirsiniz misafire? Öncelikle balıkçı elbisesiyle şef arkadaşlarımızla beraber misafirlerin içerisine geliyoruz. Daha sonra bir ağ serme, işte horon, çünkü Karadeniz'de bir balığa gitmek, balıktan dönmek tam bir festival arasında olur diyerek bunu anlatarak, bunu kutlayarak. Ondan sonra tutulan balıkları bir arkadaşımız balıkçı edasıyla geliyor, içeride veriyor ve biz misafirlerin önünde anlatarak bu balığı pişiriyoruz. Sonrasında da yine Gaziantep'ten baklava ustamız Bodrum mandalinasının baklavaya nasıl yakıştığını anlatıyor ve onlar da zaten lezzet olarak da buna şahitlik ediyorlar. Bunların hepsi misafirlerin önünde oluyor. Yufkanın ne kadar ince olduğu, baklava yufkasının, bir baklavada kaç tane yufka olduğu, aslında arka tarafından gazete bile okunduğunu bizler şahitlik ediyorlar. Bunların hepsine yaşayanmutfak.com.tr'de videolarını da seyredebilirsiniz. Hatta bir tanesini vaktimiz kalırsa biraz sonra açacağım. Şefler yarışıyor. Bu da yine bir yaşayan mutfak örneği. 4 mutfak kuruyoruz. Kendim de o tarafı çok iyi bildiğim için kategori belirliyoruz. Mesela balık kategorisi. 30 dakika süre var. Misafirlerimiz jüri oluyorlar. Misafirlerimiz tamamen lezzet ve sunuma puan verirken ben uluslararası yarışma kriterlerine göre puan veriyorum. Bu süre zarfında gördüğünüz gibi ortada işte konserve var, işte kurutulmuş sebzeler var. Burada misafirlerimiz gezerken Anadolu'daki bu yemek kültürünü, kışa hazırlıkları anlatıyorum gelinin bölümünde misafirlere. Daha sonradan oylamaya geçiliyor ve tıpkı yarışmadaki gibi birinci, ikinci, üçüncüye madalyalar veriliyor. Madalyalar sonra geri alıyorum tabii. Çilek paketi, biliyorsunuz Gümüşlüğün çileği meşhurdur. Misafirimiz önce bir hafif bir öğle yemeği yedikten sonra Gümüşlüğe çilek tarlasına gidiyoruz. Misafirlerle beraber çilek topladıktan sonra orada bir meşe ağacının altında semaverde çay içip daha sonra tesiste dönüyoruz. Tesiste cooking class yapıyoruz. Misafirlerle çilekli cupcake yapıp daha sonra bu yaptıkları hem çileği hem de çilekli cupcake'i süsledikleri çilekli cupcake'i odalarına götürüyorlar. Bunlar
Tabii spesifik 3-5 tane örnek. Bu örnekler çoğaltılabilir. Mesela deniz zeytinleri, yani o yörede deniz zeytin diye tabir edilen zeytinleri misafirlerimizle beraber aşılıyoruz. Misafirlerin isimlerini veriyoruz zeytin ağaçlarına. Dolayısıyla bir orada da bir aidiyet duygusu, bir sağlık misafir duygusu yakalamış oluyoruz. Özellikle çocuklarda. Bunlar birkaç tane örnek. Bu örnekler çoğaltılabilir. Her birini bir gözlerimizin bir sitede mevcut. Sonuç olarak biz diyoruz ki bu uygulama ülkenin tamamına yayılmalı. Bütün otellere, bütün restoranlara yayılmalı. İstanbul'daki şefler çok rahatlıkla misafirlerini kapalı çarşıya götürebilmeli. Ya da Çanakkale'deki şefler biraz önce güzel yemekler dedik. Mesela şefimiz geldi anlattı, bölgenin otlarını, fazlalarını anlattı. Bu tür faaliyetler yapılabilir. Farkındayım tabii ki şehir otellerinde bunları yapmak zor. Çünkü zamanla yarışılıyor. Ama şehir otelinde de farklı bir yaşayan mutfak yapılabilir. Mesela akşam yemeklerinde mutfağın içerisinde chef table yapılabilir en basitinden. Otel işletmeleri hatta destinasyonların pazarlama stratejilerinde yaşayan mutfak uygulamaları gibi özgün ve yenilikçi hizmetlere odaklanılabilir. Ajantalar da bu şekilde bilgilendirilebilir. Aslında işletmeler içinde güçlü bir pazar kozu olarak kullanılabilir yaşayan mutfak esasında. Yöre insanı burada, yöre insanı, yöre esnafı daha çok ön plana çıkarılabilir yaşayan mutfak sayesinde. Biliyorsunuz her şey dahilden dolayı insanlar otellere geliyor ve geri gidiyorlar. Yöreyi tanıyamıyorlar. Bu tür faaliyetler yöredeki kurum ve kuruluşlarca da desteklenilmeli. Gerek yiyecek içecek üretim alanları, gerekse yerel pazar ve köylerin turistlere gezdirilmesi süreci kolaylaştırılabilir. Biz bunları nacizane yapmaya çalışıyoruz ama çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Ben aynı zamanda turizmde bu sabah da köşe yazarlığı yapıyorum. Orası kapandıktan sonra şimdi turizm ajansında yazıyorum. Bu konulara değiniyorum ama. Mesela şefle bir gün yaptığımızda Sevda Tepesi denen bir yer var. Yanışıklı'yı işte Karababa'ya bağlayan yerde. Fotoğraf çekmek istiyor misafirlerimiz. Duruyorsun arabayla. Tam fotoğraf çekecekler ama aşağısı tam bir çöplük ormanın içerisi. Bu tür zorluklarla çok karşılaşıyorsunuz. Şikayet edeceksiniz ya da işte öneride bulunacaksınız. Belediyede muhatap bulamıyorsunuz. Dolayısıyla esasında zaman zaman kaş yaparken göz çıkardığımızda olabiliyor bu tür şeylerde. O yüzden bu süreçlerin kolaylaştırılınca imkanlar sağlayabilirler yerel yönetimler. Yine seyahat ajansaları gastronomi turları düzenleyebilirler. Bu da yaşayan mutfağın bir parçası olur. Eğitim tarafında da bu anlatılabilir. Yani yaşayan mutfak gerçekten yerel insanı tanımakta, yöreyi tanımakta çok önemli. Bugün hangi uluslararası zincir otelin internet sitesine girerseniz girin, ister Banyantri'ye girin, isterseniz Şendiri'ye girin veya Mandarin'e girin, Sigis'e girin, Forces'e girin. Hepsinde dining'i tıkladığınızda yerel ve bölgesel ürünler sunuyoruz derler. Dolayısıyla yerel ve bölgesel ürünleri sunmak çok önemli. Hani sabah Yunus Emre şefimin de dediği gibi sadece nohutlu pilav satan, sokakta nohutlu pilav satan ustadan daha iyi nohutlu pilav kimse yapamaz. Ya da ne bileyim, burada yemiş olduğumuz o, içmiş olduğumuz o çorbanın lezzetini ben aynısını Bodrum'da yapmaya kalksam yapamam. Neden? Çünkü burada yetişiyor. Bir ürün ne kadar çok hareket ederse, ne kadar çok taşınırsa, ne kadar çok işte soğuk havaya maruz kalırsa ya da başka etkenlerden, dış etkenlere maruz kalırsa lezzet o kadar düşer. Dolayısıyla her ürün bölgesinde en güzeldir. Bugün Bodrum mandalinasını buraya getirsem, burada bir şey yapsam oradaki tadı alamayız. Dolayısıyla yöreyi tanımak çok önemli. Her zaman söylediğim gibi hani şefin başarısı yöreyi tanımakta ve yörenin ürünlerini misafirlere sunmakta gizlidir. Dolayısıyla yaratıcılık konusunda bu şekilde yaygın eğitim verilebilir. Özel sektörde de aynı şekilde yaşayan mutfak üzerine eğilinebilir. İşletmelerde buna vurgu yapabilir durumlar. Son olarak yaşayan mutfak dünyaya yayılmasında özel sektör, kamu, akademisyen esasında herkese bir görev düşüyor. İtalyan bir gazeteci bugün yapmış olduğu faaliyetten dolayı bütün dünyada biliniyorsa, slow food olarak herkes biliyorsa yaşayan mutfakta bilinmeli bence. Kısım kısım yapanlar var. Belki sorular kısmında bana slow food çok benzer, farkınızda diye sorular da gelecek belki ama bambaşka bir şey bu yaşayan mutfak. Süreyi açtım mı bilemiyorum hocam. Kusura bakmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.